Amerika, Rusya'nın planını ifşa ederken Rusya da Amerika'nın planlarını ifşa ediyor. Rusya diğer yandan da Çin ile hamlelere hazırlanırken her hareketi izleyen Amerika, Rusya'ya yönelik ciddi bir tatbikat gerçekleştirdi. Sizce bu işin sonu ne olur? Rusya misilleme olarak Ukrayna sınırlarına girer mi dersiniz? CNN International, deniz üssü inşaatının 2 yılda tamamlanacağını ancak çatışmaya hazırlanmak için bu kadar süre olmayabileceğini bildiriyor. Savaş uçaklarının gemileri bombardımana tuttuğu Karadeniz'de Putin'in desteklediği milislerin silahları ise ifşa oldu. 100 bin kişilik askeri yığına ifşa olan Rusya ile ABD'nin başını çektiği NATO arasında gerilim giderek tırmanıyor. Uluslararası medya yeryüzünün en büyük rekabet sahalarından birindeki yarışı izliyor. CNN International, bir Ukrayna sahil güvenlik gemisine binerek Azak Denizi ve Karadeniz'deki yüksek tansiyona yerinde tanık oldu. Kremenchuk adlı silahlı gemi Berdyansk limanından Azak Denizi'ne açıldı. Savunma muhabirleri Sebastian Shukla ve Frederick Pletken imzalı haber yeni Rusya tehdidi korkutuyor. Ukrayna donanmayı üst seviyeye çıkarmak için yarışıyor başlarını taşıyor. Rusya 2014'te Kırım'a el koymasından bu yana yarımadayı kendi topraklarına bağlayan bir köprü inşa etti. Kerç Boğazı üzerindeki köprü, Rusya ile Kırım arasındaki tek doğrudan bağlantı. Söz konusu köprü, Azak Denizi'nin Karadeniz'e ve ötesindeki Akdeniz'e erişimini fiilen kontrol etme şansı tanıyor. Ancak Kiev yönetiminin Moskova'nın Ukrayna'nın en büyük iki limanı, Beryansk ve Mariupol'u birbirine bağlayan su geçişinin kontrolünü ele geçirmesini engellemek için bir planı var. Ukrayna'nın yeni savunma bakanı Oleksiy Reznikov, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada Berdyansk'taki yeni deniz üssü inşasının hızlandırılacağını duyurdu. Salı günü CNN, inşaatı süren üste yapılacak çok iş olduğunu kaydediyor. Şehit veya Doğu adlı üssün fotoğraflarını yayınlayan CNN International, üssün 2 yılda tamamlanacağını ancak mevcut tabloda Rusya'nın her an bir işgale girişebileceğini hatırlatıyor. Yüzbaşı Alexander Serdik, denizde gelişigüzel uzanan çarpık metal yığınlarını ve kayaları işaret ederek bu bölümü 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz dedi. Ancak Ukrayna'nın çatışmaya hazırlanmak için 2 yılı olmayabilir. İngiltere ve Ukrayna arasında imzalanan askeri anlaşmanın Berdyansk'taki deniz üssünü de kapsadığını belirten CNN, ABD'den getirilecek 2 devriye gemisinin de kısa sürede Azak Denizi'ne açılacağını yazdı. CNN International'a göre Batılı ülkelerin desteği, yeni üsler ve gemilerin Ukrayna'ya en büyük rekabetçi Rusya karşısında yetip yetmeyeceği ise büyük bir soru işareti. Karadeniz'de neredeyse her gün yeni bir gövde gösterisine girişen Rus ordusunun son 24 saatte 2 operasyonu dikkat çekti. Rus savaş uçakları Su-27S M3, Su-30 M2'ler Karadeniz üstünde uçtu. Rus jetleri düşman gemilerinin bombardımana tutulduğu bir tatbikata imza attı. Rus ordusu ayrıca Veliki Novgorod adlı denizaltı ile Karadeniz'de mayın döşeme tatbikatı icra etti. Ukrayna sınırında bekleyen askerleri uydudan görüntüleyen Rusya, sınıra ayrıca ağır silahlar TOS-2 Toshka ve TOS-1A Soltsev-Yok sistemleri de yerleştirdi. Rusya lideri Vladimir Putin'in desteklediği Donbas'taki Rus yanlısı ayrıcılıkların elinde ise son model Gradka çoklu roket atar sisteminin olduğu ortaya çıktı. Milislerin ayrıca çok sayıda diğer roket atar sistemlerine de sahip. Ukrayna, ABD üretimi Javelin tank savar füzelerini ilk kez Donbas'ta kullanması, cephe hattında taşları yeniden oynattı. Rusya'nın Karadeniz filosu basın servisi tüm bu sıcak gelişmelerin ortasında uçak savar sistemlerinin, savaş ekiplerinin Kırım'da sahte bir düşmanın seyir füzelerini yok etmek için tatbikatlar düzenlediğini belirledi. Raporda S-400 uçak savar füze sistemleri ve Panzer uçak savar füze ve top sistemleriyle bir tatbikat gerçekleştirildi. Askerler seyir tespit, izleme ve imha görevlerini yerine getirdiler denildi. Koşullu seyir füzeleri, farklı uçuş hızı ve irtifa parametreleriyle elektronik olarak modellenerek vurulması daha zor hedefler haline getirildi. Basın servisi S-400 hava savunma sistemi ve Panzer hava savunma füze sisteminin hesaplamaları verilen görevleri başarıyla tamamladı dedi. Ukrayna Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Military Times'e verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna sınırları çevresinde yığılmış 92 binden fazla askeri olduğunu açıkladı. General Kirilyo Budanov'a göre böyle bir saldırı muhtemelen hava, topçu ve zırhlı birliklerin saldırılarını ardından Odessa ve Mariupol'a amfibi saldırıları ve Belarus üzerinden daha küçük bir saldırıyı içerecek.
Budana Rusya'nın hazırlıklarını yaptığı saldırının 2014'te başlayan ve 14 bin Ukraynalı'nın ölümüyle sonuçlanan çatışma dahil daha önce görülen her şeyden çok daha yıkıcı olduğunu söyledi. Washington Post'ta konuşan Ukrayna'nın yeni savunma bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in henüz saldırıya karar verip vermediğini belirsiz olduğunu belirtmişti. Ancak Budanov Military Times'e verdiği demeçte Rusya'nın bunu yapmak için askeri kapasite inşa ettiğini, işgal altındaki Kırım'da askeri seviyelerini ve silah sistemlerini arttırdığını ve İskender kısa menzilli balistik füze sistemleri ve sınırın yakınındaki diğer silahları sahneye koyduğunu söyledi. Yılın o zamanındaki sert hava koşullarının Rusları saldırmaktan vazgeçireceğini yönündeki duyuruşlarını ciddiye almayan Budanov, soğuk havalarda savaşmak bizim ve Ruslar için sorun değil dedi. Saldırının 2022'nin Ocak sonunda başlayacağını belirten Ukraynalı general, ancak böyle bir saldırıyı öncelikle Ukrayna'nın istikrarını bozmak ve savaşma kabiliyetini baltalamak için tasarlanmış bir dizi psikolojik operasyonu takip edecek. Budanov, bir Rus saldırısının zamanlamasına ilişkin ABD ve Ukrayna istihbarat değerlendirmelerinin çok benzer olduğunu söyledi ve "Değerlendirmelerimiz Amerikalı meslektaşlarımızla neredeyse aynı" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte ABD'nin Rusya'da rahatsız edici davranışlar görmeye devam ettiğini söyledi. Putin'in neyin peşinde olduğundan tam olarak emin değiliz diyen Austin şöyle devam etti. Fakat bu hareketler kesinlikle dikkatimizi çekiyor. Rusya'yı Minsk anlaşmalarına uygun adımlar atmak için neler yaptıkları konusunda daha şeffaf olmaya çağırıyorum. Ukrayna egemenliğinin toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimiz devam ediyor. Austin Perşembe günü Reznikov ile görüştükten sonra ABD'nin Rus saldırganlığına karşı ortak önceliğimizi ilerletmeye ve Karadeniz güvenliği, siber savunma ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda işbirliğimizi derinleştirmeye devam edeceğini söyledi. Budanov, Ruslara bağlı ayrılıkçı topçu birliklerine karşı kullanılan Türk yapımı SİHA'ların önemli bir psikolojik caydırıcı değere sahip olduğunu ve Rusların saldırma konusunda iki kez düşünmelerini sağladığını söyledi, ancak yine de Ukrayna'nın Amerika'dan daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya vaat edilen ABD yardımı hakkında şu anda bizim için yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Ukrayna dışında hiçbir ülkenin Rusya ile açık savaşı yok ve biz 7 yıldır savaşıyoruz. Bu yüzden ABD'nin bize daha önce almadığımız şeyleri vermesi gerektiğinden eminiz ve şimdi bunun için doğru zaman. Çünkü sonrası çok geç olabilir. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yanak yapması Kiev ve Washington'da Rus işgali endişesine yol açtı. Moskova saldırı iddialarını yalanlarken iki tarafta da gerginlik sürüyor. Washington olası saldırı planına dair istihbarat ve harita bilgilerini NATO müttefikleriyle paylaştı. Peki Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması ne kadar muhtemel ve olası sonuçları ne olur? Taraflar çatışma riskleri için ne diyor? Rusya askeri güçlerini sınırları içerisinde dilediği yere konuşlandırabileceğini belirterek komşusunu tehdit ettiği suçlamalarını reddediyor. Ukrayna ve NATO'yu gerilimi tırmandırmakla suçluyor. İlaveten Kiev'in 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğudaki iki bölgeyi geri almaya hazırlanabileceğini belirtiyor. Rusya Dış İstihbarat Birimi hafta içerisinde mevcut durumu Rus birliklerinin Gürcistan'da yapılan 2008 savaşıyla karşılaştırdı. Ukrayna ise saldırı planı olduğu iddiasını reddediyor ve Rusya'nın olası bir saldırı için sınırlarının yakınındaki konuşlandırılan 92 binden fazla asker olduğunu dile getiriyor. Rus işgali ne kadar olası? Aralarında Batı istihbarat yetkilileri ve Kremlin'i yakından takip eden Ruslar da dahil olmak üzere 10'dan fazla kaynakla görüşen Reuters, uzmanların neredeyse tamamının bir işgalin yakın bir ihtimal olmadığı konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Daha makul bir senaryoda Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'daki kırmızı çizgileri konusundaki ciddiyetini göstermek için inandırıcı askeri güç tehdidini kullanması olarak değerlendiriyor. Putin'in Ukrayna'nın NATO üyeliği bir yana, ittifakın silahlarının Kiev'e tedarik edilmesi ya da herhangi bir NATO askeri varlığını kabul etmeye bile hazır olmadığını belirtiyor. Aynı kaynaklar Rus liderin 100 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırında toplanıp ardından geri çekildiği baharda yaptığı gibi krizi tırmandırma ve ardından tırmanan krizi azaltmada usta olduğunu ekliyor. Bu şekilde Rusya karşıtlarının niyetini görmesini sağlıyor ve Batı'ya Rusya'nın hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu hatırlatıyor. Eğer savaşa girilirse bu nasıl olur? Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Rusya Silahlı Kuvvetleri 900 bin aktif personele sahip. Ukrayna'nın asker sayısı 209 bin.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden kıdemli hibrit savaş uzmanı Samir Puri'ye göre Rusya için asıl avantaj Ukrayna'nın doğusundaki çatışmada vekil savaşçılara sahip olması. Bu durum onlara bağlantı kurma ve zaten kontrolleri altında olan alanı genişletme seçeneği sunuyor. Ayrıca Puri, Moskova'nın daha geniş kapsamlı bir işgal için kuzeyden, doğudan veya güneyden saldırmayı düşünebileceğini belirtiyor. Yani Odessa ve Mariupol kentlerine denizden saldırı. Ukrayna kendini savunmaya ne kadar hazır? Ukrayna gerçek bir savaşa girmeden Kırım'ı kaybettiği 2014 yılına göre askeri açıdan çok daha güçlü. Şu anda Washington tarafından sağlanan gelişmiş tank savar füzelerine sahip ve ABD istihbarat desteğinden faydalanabilir. Ancak aynı zamanda ezici bir düşmanla karşı karşıya. Örneğin muharebe tanklarındaki Rus tarafının avantajı 1'e 3'ten daha fazla. Ukrayna için mesele elinden geldiğince direnmek, Batı'dan yardım istemek ve nihayetinde savaşmak olacaktır diyen Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan araştırmacı Matthew Balogh'e, Rusya'nın tam işgali halinde ise Kiev'in işgalin faturasını Rusya'ya olabildiğince ağıra mal etmek için karşı isyan tarzı bir savaş başlatmak olacağı değerlendirmesinde bulunuyor. Moskova'yı neler caydırabilir? Batı, Kırım'ın ilhakından sonra Rusya'ya yaptırımlar uyguladı. Yeni inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattından Rus gazının Almanya'ya sevkini engellemek gibi Rusya'ya ağıra patlayacak yeni önlemler eklenebilir. Putin, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Batı ile ilişkilerin tamamen kopması riskini göze almalı. NATO'nun Ukrayna'nın savunmasına ne kadar ileri gidebileceği belli değil ki bu tüm taraflar için risklerle dolu olacaktır. Ukrayna NATO üyesi olmasa da hiçbir şeyin yapılmaması ittifakın ilkesiz görünmesine yol açar. Rusya ve NATO Ukrayna'ya eskrim oynuyor. Yaşananların amaç uğruna tehlikeyi göze alma oyunu olduğunu belirten Puri, süreci şu sözlerle açıklıyor. Hem Brüksel merkezli NATO'da hem de Moskova'da tırmanan adımların nereye varabileceğine dair hesaplamalar yapılacaktır. NATO savaşmak için konuşlanacak olsaydı Ruslar bunu inanılmaz bir tırmanış olarak görürdü. Ukrayna bir savaş alanı olur mu? Bence pek olası değil ama açıkçası Rusya'nın ve NATO'nun şu anda Ukrayna'da yaptığı bir eskrim. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi YouTube'dan ve diğer mecralardan takip etmeyi unutmayın.